Özellikle Türkiye'deki bu işin öncülüğünü paralel yapının yaptığı kanaatindeyim. Yani Türkiye'de siyaseti yeniden dizayn etme, özellikle AK Parti'yi yıpratarak öncelikle, daha sonra da diğer partileri belli bir çatı etrafında toplayarak siyaseti yeniden dizayn etme projesi Aralık'ta, 17 Aralık itibariyle başlamış bir projeydi. Bu projenin öncülüğünü de paralel yapı diye daha sonra isimlendirilen bir örgütlü yapının yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla bu aday konusunun da ben özellikle 17 Aralık, 25 Aralık operasyonları da dahil olmak üzere, hatta 30 Mart seçimleri öncesindeki süreç de dahil olmak üzere hep Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bir çalışma olduğunu, altyapı hazırlığı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada bu hazırlıkların belki en önemli ayağı, en önemli unsuru da aday meselesiydi. Dolayısıyla aday üzerinde çok çalışıldığını tahmin etmemiz mümkün. Haşim Kılıç ismi gündeme getirildi bizzat bazı yapıya mensup kişiler tarafından, isimler tarafından, basında da yazıldı, çizildi. O tutmayınca mı Ekmelettin'in ismi geldi? Evet, Haşim Bey ismi olmadı, tutmadı. Belki 25 Nisan'daki ben o Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıldönümü konuşmasındaki tavrı da, tutumu da bu projenin bitmesine bir tepki, bir reaksiyon olarak gördüm ben. Yani bunun devam edeceğini, süreceğini bekliyordu bütün taraflar da. Fakat 30 Mart seçimleri sonucunda ortaya çıkan tablo bu isimle yürümeyeceğini gösterdi. Dolayısıyla bu da bir hayal kırıklığı, bir sükutu hayal, bir infial tablosuydu 25 Nisan'daki konuşması mahkeme başkanının. Bir başka isim düşünüldü. Burada tabii Ekmelettin Bey ismi gündeme geldi. AK Parti'nin politikalarının, milletle olan ilişkilerinin, ilkelerinin, paradigmasının Türkiye'de tuttuğunu, siyasi karşılığının olduğunu artık muhalefet partileri de kabul ettiler. Ama o uyanık küçük esnaf taktiğiyle bu sefer AK Parti'nin paradigmalarına, politikalarına, ilkelerine benzeyen onun sahtesini karşısına çıkarmak suretiyle buradan bir netice alabilirler mi, iş yapabilirler mi diye bir proje olarak kendilerine benimsetilmiş. Gerek CHP'nin gerekse MHP'nin siyasi manada iflaslarını ilan ettiklerini görüyoruz. Ekmelettin Bey'in adaylığıyla mı? Ekmelettin Bey'in adaylığıyla beraber resmen siyasi olarak kendi paradigmaları itibariyle iflaslarını ilan ettiklerini görüyoruz. Niye? Çünkü bir siyasi parti, rakibi AK Parti, CHP'nin ama AK Parti'nin taşıdığı özelliklere sahip bir aday gösteriyor. Mücadele ettiği AK Parti'nin taşıdığı, savunduğu değerlere uygun bir aday buluyor ve onu resmen de kamuoyuna ilan ediyor tercih ettiği adayı. Bu nedir? Partinin kendi politikalarından vazgeçtiği veya en azından kendi politikalarıyla hareket ettiği takdirde, kendi dünya görüşüyle, siyasi görüşüyle hareket ettiği takdirde Türkiye'de tutmayacağını, başarısız olacağını, kendisinin de artık itiraf ettiğini, kabul ettiğini gösteren bir tablo. MHP için de aynı şey söz konusu. Milliyetçi Hareket Partisi Ekmelettin Bey'in yerine bir aday çıkartamaz mıydı? Kendi içerisinden çıkartamaz mıydı? Ama onun tutmayacağını biliyor. Yani bununla, bu bir manada MHP'nin de CHP'nin de artık biz siyasi parti olarak kendi ilkelerimizde ve kendi siyasi bakış açımızda, dünya görüşümüzde hareket edersek bu memlekette para etmiyor bu. Bize rağbet yok, bize alaka yok. Biz ancak AK Parti'yi taklit ederek, AK Parti'nin bir sahtesini, bir kopyasını yaparak ancak siyaset yapabiliriz diye kendilerinin açıkça iflaslarını ilan etmiş oluyorlar bu tabloyla.